Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün sizlerle yine bir bitkisel üretim videosuyla birlikteyiz. Bugünkü bitkimiz Prunus avium, kiraz. Kirazla ilgili konulara geçmeden önce meyve ve sebze konularında daha çok video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ve kanalımızla ilgili görüş ve önerilerinizi videomuzun yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Evet kıymetli izleyicilerim, bugün kirazla ilgili daha çok kirazın ekonomisiyle ilgili bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Yetiştiricilik ve üreticilikle ilgili değil, genel anlamda ticari durumu ile ilgili sizlerle bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Kiraz yetiştirmeye başlamadan önce her bitkide, her meyvede olduğu gibi bunda da kirazı nereye arz edeceğimizi, nereye satacağımızı, potansiyel alıcı ve müşterilerimizin kimler ve neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. İhracata mı göndereceğiz? Sofralık olarak iç piyasaya mı satacağız? Yoksa şarap fabrikası, meyve suyu fabrikaları gibi yerlere mi satacağız? Ona göre çeşitlerimizi seçmemiz gerekiyor. Çeşitlerimizi diyorum çünkü kiraz tek bir çeşit dikilerek bitki elde etme şansımız çok az. Yüzlerce, binlerce çiçek açtığı halde birkaç tane meyve elde edebiliriz. Çünkü kiraz kendine kısır bir bitki. Dolayısıyla kirazı dikiyorsak kirazın yanına hemen tozlayıcı bir çeşidini dikmemiz gerekiyor. O tozlayıcı da yine diğer asıl ticari yetiştirdiğimiz çeşitle uyum içerisinde olmayabilir. Dolayısıyla tozlayıcının da tozlayıcısını dikmemiz lazım. Diyelim ki ticari A çeşidini dikiyoruz. Bunu %10'u, evet, diktiğimiz fidanların %10'u kadar tozlayıcı çeşit dikiyoruz. Tozlayıcı çeşidi tozlayıcı olarak da %5 kadar, toplam alandaki ağacın %5'i kadar da tozlayıcıya tozlayıcı dikiyoruz. Dolayısıyla %15 farklı ağaç oluyor. Yani bahçemizde 3 çeşit kiraz ağacımız olmuş oluyor. Dünyada kiraz bahçesi, kiraz ağacı sayısı açısından Türkiye birinci durumda. Daha sonra ABD, Şili, Özbekistan ve İran gelmekte. Dünyada ağaç sayısından birinci olmasına rağmen Türkiye uluslararası piyasada kiraz ihracatından ülkeye girdi olarak gelir açısından baktığımızda ise ABD ile arasında ise ciddi bir fark var. Yani kendisinden ağaç sayısı olarak ABD Türkiye'nin yarısı kadar bir ağaç sayısına sahip. Ancak uluslararası piyasadan aldığı paraya baktığımızda ise Türkiye'nin aldığı paranın 3 katından daha fazla bir para gelir elde ediyor kirazdan. Halbuki Türkiye kirazdan kuzey yarımkürede, yani kendisine alternatif olabilecek olan ülkelerin içerisinde İlk önce dünyaya, yani 2022 yılının kirazına arz edecek olan ülke Türkiye. Nereden? İzmir'den. Zaten Türkiye'deki kiraz varlığının en fazla olduğu yer İzmir. İzmir'in normal şartlarda rakım olarak kiraz yetiştiriciliğine uygun bir yer değil. Ancak soğuklama ihtiyacını nereden sağlıyor? Manisa Sipil'deki yağan kar sayesinde İzmir'de kiraz soğuklama ihtiyacını gideriyor. Yoksa normal şartlarda deniz seviyesinde bir yerde kiraz soğuklama ihtiyacını gideremeyebilir. Çünkü kirazın soğuklama ihtiyacı yüksek. Aslında Türkiye iyi bir planlamayla kiraz ihracatından çok daha fazla gelir elde edebilir. Çünkü az önce söylediğim gibi Kuzey Yarımkürede, yani 2022 yılının ilk kirazı Türkiye'de yetişiyor. Dolayısıyla
bu kirazları dünyaya arz edebilir. Ve yine Kuzey Yarımküre'nin mevsim olarak son kirazı Türkiye'de yetişiyor. Ancak maalesef bunları ihracata gönderdiği halde ihracattan yeteri kadar girdi elde edemiyor. Para girdisi yok. Bunun nedeni de tabii ki Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen kirazdaki aradaki uygun olmayan kirazların bulunması. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa'da meyve sebze haline gitmiştim. Orada kirazları alınırken baktım Türk kirazı yani Türkiye kirazı ve bir de diğer kirazlar İspanya, İtalya, Alman kirazı vardı. Türk kirazını tercih etmiyorlardı. Niçin Türk kirazını tercih etmiyorsunuz diye sordum. Ha, oraya giden kirazlar kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Ancak Türk kirazının %99 müşterisi Türk marketleri veya Türk pazarcılar onlar alıp yine pazarlarda satıyor. Ancak Almanlar tercih etmiyordu. Niçin Türk kirazını tercih etmiyorsunuz dediğimde Mayıs ayında gelen kirazın adı Napolyon. Daha sonra gelen yine Napolyon, yine Napolyon, yine Napolyon. Yani Ağustos ayına geliyoruz daha hala Napolyon diyor Türkiye'den kiraz alıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki her kiraza Napolyon adı veriliyor diyor. Biz onun için tercih etmiyoruz. Birinci neden bu diyor. İkinci neden gelin size göstereyim dedi. Gitti bir tane paketi açtı. Bakın dedi içerisinde kaç tane kiraz var. Kaç farklı. Belki aynı çeşit ama tam olgunlaşmadan hasat edilen var. Alaca renkli hasat edilen var. Tek tük geçik kirazlar var. Yani bir standart, bir homojen bir yapı yok. İrilikleri çok farklı. Öbür taraftan gel dedi bak bu da de Alman kirazı bir kiraz paketi açtı. İçerisinde neredeyse hepsi tek tek boylanmış gibi. Hem renk olarak hem de irilik olarak birbirine yakın homojen renklerdi. Farklı bir renk baktığınız zaman göze çarpmıyordu. Onun için dedi ki biz burada kiraz alacağımız zaman önce Alman kirazını, meyvesini, sebzesini tercih ediyoruz. Eğer Alman meyve sebzesi kalmadıysa Fransa, yoksa İspanya, yoksa İtalya, yoksa de en son tercih Türkiye meyve sebzesini tercih ediyoruz. Tabii bir Türkiye vatandaşı olarak, bir Türk olarak bundan üzüntü duydum. Ancak ona da bir şey söylemedim. Hadi bir şey daha var. Türkiye dedi ilaç kullanımına da dedi çok güvenmiyoruz dedi. Bu ilaçla ilgili konuya geçmeden önce hemen size bir şey paylaşmak istiyorum. Bakın bu birinci sıra asıl çeşit. Hemen bir sonraki. Şimdi yaklaşıyorum. Evet bu da tozlayıcı çeşit. Hem yaprak hem çiçek durumundan aradaki farkı görüyorsunuz. Ağaç olarak değil de sıra olarak dikerseniz tabii ki bahçenizdeki %5-10 miktarı az önce videonun başında söylediğimiz rakam değişecektir. Bu şekilde sıra halinde tozlayıcı çeşit dikilmesinin nedeni hasatta kolaylık olsun meyvelerin karışmaması için bu şekilde bir uygulamada yapabilirsiniz. Evet ilaç demiştik. İlaç uygulamasına gelince maalesef ben de o konuda dertliyim. Ancak ona bir şey söylemedim. Yıllar önce bir abimi ziyarete gitmiştim. Bahçede ilaçlama yapıyor dediler. Yanına gittim baktım. Kavunları ilaçlayacağım dedi. Tamam dedim bakayım. Ambalaja bakınca ambalajın üzerinde endüstriyel bitkiler için olduğunu gördüm. Aldım okudum. Dedim ki abi bu ilaç bunun için uygun değil. Bu işte tütündeki beyaz sinek için.
Maalesef benim elimde şimdilik bu ilaç var. Ben bunu uygulamak zorundayım. Bunda da beyaz sinek var. O da beyaz sinek. Bu da beyaz sinek. Bu beyaz sinekleri öldürür. İyi de sadece beyaz sinekleri öldürmüyor, insanları da öldürür. Yani direkt olarak yiyen ölür mü? Ölmez ama bünyesi zayıflar, kanser olur, karaciğere tahrip olur. Yani bu ilacı kullanamazsınız. Bu ilacın organik maddenin parçalanma süresi işte 21 gün diyor. Ama siz bunu ne zaman hasat edeceksiniz? İşte pazar gün, günlerden perşembe. Yani 2-3 gün sonra hasat edecek olduğunuz ürüne bunu atmamanız gerekiyor. Yapacak başka bir şey yok dedi. Şimdi bir şey söyleyeceğim dedi. Alınacaksın. Dedim buyur söyle ya, bana akıl vermedi, para ver. Varsa para ver. Yoksa da akla ihtiyacım yok. Benim aklım bana yeter dedi. Ben de siz bilirsiniz dedim. Ve bir daha ticari bir mevzuda, bitkisel üretim mevzuyla ilgili bir şey sorduğunda diyorum, eğer uygulayacaksan, ticari olarak yapacaksan anlatayım. Yoksa kalsın. Daha sonra bir daha bitkisel üretim mevzularına girmedim ve o tütün ilacını kavunlara attı. Pazar günde toplayıp götürüp pazarda sattı. Maalesef Avrupalı bu konuda da haklı. Üzülerek söylüyorum. Evet, şimdi asıl yine konumuz olan kiraza gelelim. Kiraz bir, ismine doğru olması gerekiyor. İki, ambalajın içerisinde pakette sadece tek çeşit kiraz olması gerekiyor ve hepsinin olgunluk derecesi aşağı yukarı aynı olması gerekiyor. Üç, ilaç konusunda güvenilir veyahut da sertifikalandırılmış iyi tarım veyahut da organik tarım uygulamaları, bir yerden danışmanlık aldığımızı belgelediğimiz belgeleriyle sunmamız gerekiyor. Avrupa piyasası Türkiye için çok büyük bir piyasa. Zaten yurt dışına yapmış olduğumuz ihracatın 1/3'ü Almanya'ya, 1/3'ü Rusya'ya, geri kalan da Irak, Hollanda, Avusturya, Çin gibi farklı ülkelere. Çin aslında önemli ve büyük bir pazar. Dünya kiraz ithalatının neredeyse %50'den fazlasını, evet %50'den fazlasını Çin gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Çin de önemli bir pazar. Ancak Avrupa bizim için daha önemli. Hatta Avrupa'nın dışında, düşünün, İstanbul'daki havaalanından 2,5 saatte ulaşılabilen 20'den fazla ülke var. Bu bizim için bir avantaj. Ancak az önce başta da söylediğim gibi ürünlerimizin, bitkilerimizin standart ve tek tip olması gerekiyor. Bu şekilde yaptığımızda ve erkenci Mayıs ayında ve Ağustos'ta, yani diğer ülkelerde kiraz olmadığı zaman, daha onlarda kiraz çıkmadığı zaman ilk kirazı piyasaya bir arz ediyoruz. Dolayısıyla bunu kullanabilmemiz lazım. Bir de yine Kuzey Yarımküre'deki son kirazı Türkiye'de hasat ediliyor. Yine bu dönemde piyasaya kiraz verebilmemiz lazım. Ne kadar çok kiraz verirsek neredeyse tamamını ihraç edebiliriz. Ve oldukça ülkemiz adına, üreticimiz adına çok ciddi gelir elde edebiliriz. Bunu iyi planlamamız gerekiyor. Üreticiler olarak da kiraz alıyorsak mutlaka sertifikalı fidan almamız lazım. Anacı da, anacı, buradaki anaç derken asıl ticari çeşidi ve tozlayıcı çeşitler sertifikalı olması gerekiyor. Bir de bu bahçe kuruluşunda bahçedeki kirazların taçlandırılmasını uygun şekilde ve zamanında yapmamız gerekiyor. Yoksa kiraz bahçelerini çok yukarıdan taçlandırarak, şekilsiz budamalar yaparak kiraz bahçesinde taçlandırma yapılmaz. Evet kıymetli izleyicilerim, ürettiğimiz kiraza göre kar elde ettiğimiz, bol paralar kazandığımız, ülkemizin ve üreticimizin memnun olduğu günlerde görüşmek üzere.
Bir bitkisel üretim videomuzun daha sonuna geldik. Her nerede ve hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlıklı mutlu günler, başarılı yetiştiricilikler dilerim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil, her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.